Dostlar merhabalar. Bugün çayıra çimene çıktıktan bir süre sonra yağmur hızla yağmaya başlayınca hemen kışlaya kaçtık. Malumunuz bizler sosyete çobanız, öyle yağmurda ıslanmaya gelmiyoruz. Tabii döndükten sonra hemen ağzım gözüm derken akşam oldu, hava karardı. Dolayısıyla kameramı bile açmaya fırsat bulamadım. Ben de size daha evvelden bahsetmiş olduğum o elektronik arşivde memleketi gezerken çektiğim videoların bir kısmını hazırlamayı düşündüm. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Aç bağcı. Bir tane karpuzun varsa o zaman bana. Ya sık bak. Ben de izinli geleceğim, izinli geleceğim, izinli. Tamam. Bura gel lan. Her duran 4-5 tane götürüyor. Dayı ben haklısın. Sen yapmayacağını bilemem, yapmayacağını bilemem. Gel şöyle bir gülümse, bir gülümse, bir gül şuraya ya. Ya daha nasıl gülmüşsün babacığım, nasıl gülmüşsün? Kalkmışız İstanbul'dan buraya kadar gelmişiz. Bir sadece tane güzel, çekilmek amacı. Güzel bir tarla görmüşüz şurada. Babacığım bak, bak herkes haklısın. Beni yanlış anlıyor, sen yanlış haklısın, yanlış. Sen haklısın. Bu da stresle yaşayamıyorum sen, ya. Sen haklısın. Biz, adam biz, duruyor burada. Bir de 2-3 tane aldı gitti. Manyak. Dayı biz bak nerede ne, Adana'dan geliyoruz. Bak, Adana'dan buraya bak, kadar bak, kaç tane bak, tarla geçtik? Konuşuyorum cevap benim. Ben her insanı aynı gözle görmem. Tamam sen haklısın. Evet. Sen de haklısın. Biz senin olduğunu biz fark etmedik. Fark etsek izin tamam, alırdık. Senden önce aldı gitti şerefsiz terbiyesin çocuğu. Hırsız. Bir tane gel galiba karpuz isterse doğruma gider. Ya istemiyor. Abi nerede sizden parasını nerede bir lüks araba? Ya bir tane versene. Ver 5 lira 200 milyon altın araba var ya. Evet. Çıkarttım 100 lira 100 lira çıkarttım. Bu parayı ne yapacağım dedi. İşte kapıdan çorana çorana yedireceğim dedim. Ha. Sen benimle nasıl konuşuyorsun demezdin mi adam? Bak 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 yaptığı harekete bak. Böyle soruya böyle cevap. Az bile demişsin. Vallahi kusura bakmayın gençler. Yok canım. Estağfurullah sen kusura bakma. Biz seni fark etseydik izin isterdik. Yani bizde amaç sadece fotoğraf çekmek, görüntü almak yani başka bir şey yok. Sabahtan beri oturdu tam seyretten bir yer. Allah güç kuvvet versin. Otursam. Öğlen yemeği sabah kapıda yaptıysam senersizim. Allah güç kuvvet versin. İşiniz zor. Biz de bunun farkında olduğumuz için kesinlikle şey yapmayız yani. Ya zarar verecek bir şeyimiz yok. Karpuzdan okumadık bile biz yani yaklaşmadık. Sana verdin diyor mu? Yok. Sağ ol. Tabii ki sen de haklısın. Yani tedirgin olmakta haklısın. Görmem. Yani, tabii canım. Tamam hakkını helal et. Seni yorduk buraya bir kadar. Bir tane yiyelim karpuz da git. Allah yok, güç yok, kuvvet yok, versin. Yok vereceğim olmaz. O kadar fırça yedik bir tane de karpuz yiyelim tamam hadi. Ya o sandım bir kapıda tene deliydi ya. Yok, yok abi biz ya. Aslında motorla geldik İstanbul'dan gezmeye de. Biz anladık seni anladık. Senin sen yerden göğe kadar haklısın. Biz seni baştan fark edebilseydik müsaade edip şey yapardık. Girerdik. Tamam kenardayız biz. Kenarda bekliyoruz. Ey maşallah. Aynı evdeyiz biz zaten. Bir arkadaşa ziyarete geldik biz. Karpuzu gösterme. Evet. Gelen arabaya gösterme. Ben aynı fikirde görmüyorum insanlar. Yanlış anlama. Allah razı olsun. Sen haklısın teşekkür ya. Ederiz. Millet manyak olmuş. Bir karpuzda tenedir idi ya. Ederler.
buna gelmedi hocam. Kar kurdan kilosunu 12 Mart'ta 12 lira aldım yedim. Yani. Bir de 50'lik aldım. İçtim oturdu. Ne var bunda? Evet. Ne olacak? Nefsimi kürledim. Önemli olan 50'lik kısmı. 30-40 lira verdim bir karpuza. İster inan ister inanma. Ya, öyle canım. Evet. Gerçekten öyle. Ama nefsimi kürledim. Evet. Aynen öyle. Ama o terbiyesiz gençler bir şey yapayım veriyorlar. Amca biz de şimdi İstanbul'da böyle ufaktan da olsa böyle bir şeyler hani sırf biz de nefsimizi körlemek için ağaç ekiyoruz. Domates, biber ekiyoruz. Kimse zarar versin istemeyiz. Buraya geldiğinde de dolayısıyla biz de hiç dokunmuyoruz yani. De ondan da seni dediğin adam karşılaştım. 3 tane bayan karpuzu aldı. Getti niye aldınız dedim. Yanlış bana. Amca demez mi öyle bir şey konuştu ki şok etti beni. İstanbul'da biz karpuzu diye ağaçta yetişiyor benim dedi. Hiç cevap bile veremedim. O. Ne isim ne? O. Selçuk. Ne? Selçuk. Benim ne hali? Lan Selçuk kardeş var ya. Vallahi cevap veremedim. Allah Allah. Şok etti beni. Ama var ya yalan insanlar. Konuşuyor. Televizyonda da mı görmüyor? Yok, İnternette de mi? Her abi yerde var artık her yerde. Senin benim çocuk hiç anlatmamış olsak nereden bilecek? Burada. Nerede yetiştiğini? Bak mesela ben yıllardır Adana'ya gelip gidiyorum. Şimdi gelirken dikenli inciri ben şimdi ilk defa gördüm ağacını. Benim evim nerede? İstersen gelin buyurun. Orada yumurtalardan gidiyorsun ya ışıklarda. İlk gidiyorum ben yumurtalığa. Orayı da ilk defa göreceğiz. Ya, bilmiyorum. Adana Cihan yoluna gireceksin ya. He. Girerken karşıda bin adet bir terasında bayrak var. Allah razı büyük bayrak. Okulla karşı karşıyayız. Sen Haylaz'dan mısın yumurta? Merkez yok, yerimi tarif ediyor. Helal olsun. Adam vallahi kaldı, adam orta oturmuyor. Yem öyle takip ediyor. Adam az kaldı. Tarla 180 dönüm. Bereket 100 dönümü geçti bura kaldı. Yapma ya. İşte buna kırım suyu bulurlar. Nasıl iyi mi hasat şimdi bu? İyi mi hali kötü hali mi? Biz ilk defa görüyoruz. Yani. Bizim dışımızdakilerin hepsini tolu yerle bir etti. Biz bir iki tane gördük şu kadar şu kadardı yani. Allah başa vermesin. Doğru söylüyor. Ot namına bir şey bırakmadı. Yapma ya. Bunu güne bakanı ağaçları. Affetti. Tamamını devre dışı bıraktı. Geçen hafta bir yağmur yağıyordu. Şimdi kaçta iniyorlar? Vallahi bu adam dönümünü 400-350'ye verdi. Tüccar zor çıkarır parasını. Fiyat aşağı düşüyor. Günde 400 kamyon gidiyor. Bu Tuzla'dayken ne diye para yapıyor ya? Onu da içiyorlar ya. Ondan buradan 400 kamyon gidiyor. Hadi ya. Ha, Nisan'da ben karpuzun kırıldığını görmedim. Nisan'dan geldim. Ben bu yaşa kadar 62 yaşındayım. Nisan ayında karpuz kırıldığını hiç görmedim. Vay be. Dünyanın dengesi bozuluyor. Ya, gerçi insana kadar daha fazla bozuluyor. İnsanların da bozuluyor, dünyanın da bozuluyor. İkisi de bozuldu. O zaman beraber fotoğraf çekin. Bu arkadaş deminden beri o işi yapıyor çaktırmadan. Ben video çekiyorum. Kastamonu bir çocuk bizi şeye çekti. Facebook mu ne diyorsunuz siz? He Facebook. O anda 170 kişi izlemiş. Abi zaten... Ben de bunu bilmiyorum zaten. Biz de motorla gezmeye çıktığımız için. Ben de geliyorum şöyle. Gel burada. Sen de şöyle bir arkaya geç bak. Şimdi sana herkesin merak ettiği bir soru sorayım. Şimdi biz böyle, gerçi burası sahil köyü, evet. Şeyde mesela dağların arasından falan geçiyoruz, şey görüyoruz, hani böyle dağların eteklerinde yolu yordamı bile görünmeyen köyler görüyoruz. Ya diyoruz ki bu insanlar buralarda kışın ne yapıyor? Hadi yazın bağ evet, var, bahçe öyle, var. Evet doğru söylüyorum. Öyle evet. Kış söylüyorum. Nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz kışın? Kışın ne yapacaksın? Kışın hiçbir şey yapmıyor. Aynı bu denize menize gidiyor, kimisi işe gidiyor, bilmem nereye gidiyor, herkesin kendine göre bir şeyi var. Evet. Arıcılık var, hayvancılık var. Yani herkesin... boş durmuyor, kışta olsa yok, boş yok. Durmuyor. Yok yok, burada boş durulmaz. Niye? Kar olayı yok, soğuk olayı yok. Bunlar yine işine devam ediyor. Hmm. Yazda kışta motosikletten gidenler var. Evet. Ya. Ya şimdi bizim öyle bir algı oluyor ya. Sizin hani... o sırada ben televizyonlarda görüyorum, kardan mardan ne köylere gidiliyor ne bir şey ediliyor. Yani yollar kapanıyor, bilmem ne oluyor. Burada olay yok. Burası nereye? Arsuz'a mı bağlı burası evet, da? Evet Arsuz'a bağlı. Boş gelme! Nereye gidiyor o? O tarafa gidiyor. Boş gelme. Ne var o tarafta? Denize gidiyorlar balığa. Olta mı onlarda? Olta atanlar kıyılarda. Şimdi ne çıkar denizden? Kıyıdan mı öyle şeyden mi? Oltayı mesela... Tekneyle çıktın. Ya şimdi şey balığı çıkıyor bu. Sizin o taraflarda var mı bilmiyorum. Kırmızı balık var ya şöyle şey. Çim barbun balık mu? Ya. Tekir yok, mi? De. Bu yeni geldi bu balık ya. Kırmızı bir balık. Çim balığı mı diyorlar, şey balığı mı diyorlar. İsrail şeyden geldi diyor. Yabancı devletten geldi diyorlar bunu.
Aa, hiç bilmiyorum ya, hiç duymadım. Ya bizim buralarda her Ege'de bir kırmızı var. Balık var. Mercan var, kırmızımsı bir balık var ama o değildir. O değil bu ya, ya. Dışarıdan geldi diyorsan oranın yıllardır eski balığı. Çoğu balığı şey yaptı. Körözledi. Dişli bir balık mı, büyük mü? Yok, ufak. Her yeri böyle. Fazla büyüğü yok. He, yarım kiloluk, gerisi ufak. Çaparıya geliyor. Çaparıya her balığa şeye gelir. Ne görürse atlıyor. Ne görürse atlıyor. İyiymiş o. Ben de biraz olta balıkçılığını seviyorum. Geçen seneden beri de şey de yapmaya başladım. Serbest dalış, zıpkınla. Ha, zıpkınla. Zevkli oluyor. Fırsat buldukça yaz kış gidiyoruz. Evet. Buradan şimdi Saman Dağı'na gitmek istiyoruz. Kaç kilometremiz kaldı? Saman Dağı 23 kilometre. Yol böyle geldiğimiz gibi bozuk mu? Buna yine iyi, çok şükür bu. Ne diyorsun bu ya? Bu çok iyi ya. Asfalt, buradan öte asfalt değil. Ne diyorsun? Vallahi öyle. Zor mu olur motosiklette? Bundan zor olmaz motorla ya. Ağır ağır gideceksin zaten. Arabadan gitsen öbür şukura düşün değil, öbürüne düşen ama bundan düşemezsin. Ha, bu gider ya, ağır ağır gider. Biz biraz yukarılarda acaba geri dönsek mi diye düşündük de. Diyor. Yol böyle olunca, çünkü ilk defa geçiyoruz bu tarafları, yolları falan hiç bilmiyoruz. Yok, buradan sahil gideceğim, devamlı sahil. Deniz sahile gideceğim. Çevre. Ya haritadan baktık, haritayla gidiyoruz. Haritada bir sahil yolu görünüyor ama tabi haritadan yolun nasıl olduğu, çukur mu, ya, asfalt mı, toprak mı, onu göremiyoruz tabii ki. Yok, onu bilemez. Hani tanıdığımız kimse de yok buralarda bilgi alabileceğimiz. Bir maceradır, attık kendimizi buraya. Arkadaşlar da balığa gidiyorlar herhalde. Ha, balığa gidiyor. Buralar muhteşemmiş, çok güzel ya. Hayran kaldım resmen. O çam ağaçlarının, ormanların içinden geçince resmen oksijeni ciğerlerinde, hatta beynimde bile hissettim yani oksijeni. Var mı çoluk çocuk sende? Var. Allah bağışlasın. Oh paşam, yerini buldun ha. Nasıl, iyi misin biraz daha şimdi? Ne köyü olarak geçiyor burası? Kaleköy. Kaleköy. Evet, muhteşem. Dostlar, vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu videoyla kanalımızda tanışan arkadaşlarımız varsa abone olup lütfen dostlarımızın arasına katılsınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.